Arkadaşlar merhaba, birazdan programa geçeceğiz. Stüdyoya konuğum Ceren Cennet. Ceren Cennet'e ufak bir şaka yapmaya çalışacağız, gülmeden yapabilirsek. Ekip arkadaşlarımızdan Fatih bir anda stüdyoya girecek. Güya o da konukmuş, sırası gelmiş. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım, ben de hazırlanmaya gideyim. Görüşürüz. Müzikonel YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de çok önemli bir konuğum var. Hoş geldin Ceren Cennet. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Valla koşturmaca bu aralar. Kusura bakma, böyle hızlı apar topar girdik bir anda ama. Neler yapıyorsun önce? Onu sorayım dedim. Yani şimdilik müzikle ilgileniyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu arada 24 yaşındayım. Manisa kökenliyim ama İzmir'de doğup İzmir'de büyüdüm. Şan dersi alıyorum, piyano dersi alıyorum. Oo. Besteler yapmaya devam ediyorum bu şekilde. Peki piyanoyu kaç yaşından beri çalıyorsun? Aslında yani bir geçmişi yok bende. Şu anda yeni öğrenmeye başlıyorum. Şaka yapıyorsun. Ama keşke olsaydı, çok isterdim. Ama öyle peki, bir şansım olsaydı. Beceri var mı yani o konuda? Yani evet, yapabildiğimi söylüyor hocalarım. Arkadaş. Cüneyt benim iki dediğim. Fatih Bey. Tuğba. Bana iki dediğiniz iki saattir çay içiyorum içeride. Ama yani ya arkadaşlar var, artık burama geldi ha o sisteminiz. Ne söyleyeceğim? Benim için problem yok, benim vaktim var. Ama yani olmaz ki tamam, böyle ya. Tamam, ben beklerim. Problem yok gerçekten. Bana da iki dedim, kusura bakmayın da. Yok, çok özür dilerim. Valla sizde hata yok. Benim de programım var, ona göre aradım kendimi. Yok öyle bir şey yapmayalım, bir dakika. Yok, benim için hiç problem yok. Ben vaktim yok, var. Yok yok, öyle bir şey yapmayalım. Tamam. Şöyle yapalım. Sizin için sorun olur mu ikinizi alsam? Olur. Sorun olur mu? Olur. Olur derken hani. Biraz enteresan olacak ama benim. Evet, ayrı ayrı yapsak benim için de daha iyi olur. Geçelim ya, ikimiz birden geçelim. Yani ayrı ayrı yapsak benim daha tercihim. Yani olur fark etmez. Böyle geçiyor. Beni kusura bakma, ilk defa şu nasıl yapıyor? Yok, ben ayrı istiyorum şu anda. Kusura bakmayın. Benim çıkmam lazım. Benim yapmam şart. Buyurun. Tamam. Benim işim müsait, sıkıntı yok. Tamam, hep bunlar. Yok, hayır, çıkar mısın dışarı? Vallahi sinirlerim bozuldu yani. İlla tek olayım yani falan diye değil. Ben şimdi hani veya bekle, tek yapmak dur istiyorum açıkçası. Hı? Nasıl çıkartıyorum bunu? Gidiyorum diyormuş. Ben bekleyeceğim, vaktim var. Siz 3'te hayır, ondan sonra bir diğer program başlıyor. Yani tamam, sizin geçir. Ama size biz 2.45 demedik hayır, mi? Hayır, bana 2 dediniz mi? Mesajları açıp bakabilirsiniz. Aç bakayım, 2.45 tamam demediniz mi? Teşekkür ederim. Nereye tam takıyorum? Bir yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim. Olmaz, geç. Fatih Bey lütfen. Tamam, ben bekleyeceğim akşama kadar. Problem yok benim için. Olmaz. Ben bekleyemem. Cenk Bey, siz buyurun. Hayır, siz ben geçin. Gerçekten, tamam. O zaman Tuğba sen. Yapın, problem yok benim için. Vaktim var benim. Hayır, böyle. Ya gerçekten var. Siz 4'te boşsanız ben 4'te gelirim tekrar. Problem yok. Ciddiyim bu arada. Öyle mi yapalım? Evet, ben müsaitim. O zaman orada bekleyin. Ben sizin programınıza katılmaya geldim. Rahat olun. Problem tamam yok benim için. O zaman. Kusura bakmayın lütfen. Benim de programım var çünkü ona göre. Fatih Bey, siz de kusura bakmayın. Yani hakikaten da yani suç şey yok da. Bizim de programımızı ona göre şey ayarlıyoruz. Bir şey yapacaksınız. Şeyi mi çıkarmayacak mısınız? Niye? Evet, şey yok. Ayarladık. Başlıyorum. Kusura bakmayın yani, gerçekten kusura bakma. Sana da mahcup oldum ama. Tuğba ya. Ya çok acayip bir şey oldu, kusura bakmayın, şey yapmayın. Şöyle, şu Fatih. Evet, açılışa hazır mısın? Ceren Hanım'ın açılışını kullanırız ya, tekrar vakit harcamayalım. Olur mu Fatih Bey yani? Montajda değiştirirsiniz ismi, hadi. Benim gerçekten vaktim yok. Siz direkt konuya girin. Şaka mı yapıyorsunuz? Hayır, siz direkt konuya girin hadi. Lütfen, zaten rica minnet geldik buraya kadar. Her neyse, açılış. O zaman Müzikoner programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk. Sizin YouTube'da ilk girişte 4 milyon bir izlenmeniz oldu şarkınızda. Evet ya, buyurun. Biz de beklemiyorduk zaten bir 4 milyon izlenmeyi. Gerçekten çok hızlı oldu. Zaten daha albüm de çıkmadı. Sadece bir tane bir rap şarkı yapıp koyduk. İnsanlar hani bu işin o kadar da zor olmadığını göstermek istiyoruz. Yani müzik yapmak pek de şey değil. Eskiden belki evet daha zordu ama şimdi artık ototune kullanılıyor. Hani zaten yalan yalap şap böyle bir iki kelime ezber arkaya koymanız yeterli oluyor da. Bitirelim artık. Bitirelim.
Gel bir yanıma, yanıma gel. Ya. Ay biz yapamadık ki. Yok, üzülmedim şu an ben. Çok sana şaka yaptık. Aa, gerçekten mi? Ya. Valla şaka yapabildik mi? Gel. Aa, hiç fark etmedim. Gülmekten yapabildik mi peki şakayı? Ya Fatih Bey mi var? Adınız Fatih mi bu arada? Orası doğru. Ama bizim takımdan yani Fatih. Ya. Ya daha neler yapacaktık da arkadaşlar, gülmekten yapamıyorum ki ben. Gel otur, gel. Gel. Ya ben hiç... Sorun olmadı benim için şu an açıkçası. Sana bir şey söyleyeyim ama... hiçbirimiz en tecrübeli sendin gülmeden. Vallahi bak. Herkes gülüyor. Ben zaten gülme krizini. Ay şu an şok oldum. Vallahi hayır. Hiç şey yapmadın ya. Mı? Hiç şüphe duymadın mı gerçekten? Ya Fatih Bey, yalap şap bir şey yazıyoruz deyince. Yalap şap böyle bir iki kelime yazıyor arkaya koymanız. Dedim ki ne? Gerçekten mi? Ben onu dinlemedim bile. Ne dedin? Yalap şap bir şey mi yazıyorsun? Bu işler o kadar da zor değil. Yalap şap. Ben dedim ki açıkçası Cüneyt Bey nasıl yayınlayacak bunu YouTube'da? Gerçekten. Hadi görüşürüz. Sizi unutmayacağım ama bu arada. Şimdi başlayabiliriz. Ne dediğini de ben ilkinde anlamadım. Çünkü adapteydim, oraya doğru gelecek ya. Ya. O gelecek. Siz ondan stresliydiniz az önce. Olabilir. Minik bir stres vardı olabilir, çünkü üstünüzü. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Fatih geldiğinde demedim ki bunlar ne biçim çalışıyor ya, saatleri uygulamadım. Yok, hiç öyle bir şey düşünmedim. Sadece Fatih Bey'in problemli biri olduğunu düşündüm açıkçası. Sadece tek aklımda olan. Bir de dedin oydu. Ne diyor bir de yayında bana? Yalap şalap yazıyoruz falan diye dedim ki ne oluyor? Hoş geldin. Çok güzel bir giriş yaptın sektöre diyebiliriz. Bir anlatır mısın nasıl girdin? YouTube'da ilk önce şarkı yaptın. Evet. Aslında amatör müzik yaparak başladım. Daha doğrusu yani o kadar imkanımız vardı, o kadar yapabildik. Keşke daha fazla olsaydı, daha da güzel müzik sunabilseydik ama hani çok şükür yapımcımla yollarımız kesişene kadar coverlar yaptık. Kendi bestelerimi yapıp attım. O kadar profesyonel olmasa da aranjör arkadaşlarım vardı. Ses mühendisi olan arkadaşım. O da yardımcı oldu belli kısımlarında, işte kayıt aşamasında, kurgu aşamasında yardımcı olan arkadaşım. Bunlar YouTube'daki şarkılarınla alakalı. Daha amatör gidiyorsun yani, evet, şu an. Amatör gidiyordum ama küçük küçük hani üzerinde kurgular, işte sesle oynamalar vesaire olabiliyordu. Onun dışında kördüğümü bir gün dedik ki artık hani uğraşıyoruz, video atıyoruz, o kadar izlenmiyor. Evet. Ben de kördüğüme bir anda dedim ki bu şarkıyı yapalım lütfen diyorum arkadaşlarıma ama hiç oynamayalım. Yani ne kurgu yapalım, ne sesini bir bakalım üstünde duralım. Böyle anlık doğal olarak çekelim atalım dedim. O şekilde telefon kamerasını aldık, çektik ve YouTube'a attık. Evet. Ondan sonra işte 200 bine yaklaştı şarkımız. Evet. TikTok'tan çok güzel bir ivme yakaladı. Evet. Daha sonra işte şirketim Beyond Recording'le yollarımız kesişti. Erkan Bey aranjörlüğümüzü yaptı. Destek olmaya karar verdi ve sağ olsun o gün bugündür birlikte çalışıyoruz. Peki müzikle ilgili şeyler... Mikrofon mu? Mikrofon. Bu şaka değil. Yok, bu şaka değil. Pardon. Peki müzik öncesinde şunu söyleyeyim. Ceren kimdir? Annem müzisyen olmayı çok istemiş. Bağlama kurslarına gitmiş genç kızken. Ve annem şarkı söylemeyi çok seven biri. Sesi de çok güzeldir bu arada. Galiba sesimi biraz ondan almışım. Küçükken hep beni şarkılarla büyüttü, türkülerle büyüttü. Daha sonra ben de ilkokul yıllarında, lise yıllarında sahne aldım. Yani gösterilerde olur ya hani çocukluğumuzda. Hep gösterilerim, ben böyle şeydim hani solist kızıydım o zamanlar. Kör düğüme gelelim. 29 Ekim'de mi çıktı? 29 Ekim'de çıktı. 29 Ekim'de çıkmasına rağmen yani daha bir ay olmadan TikTok'ta ne kadar böyle hemen 10 gün oldu hemen hemen. 12 gün falan, evet. Aynen yani TikTok'la peki senin aran nasıl? Aslında ben normalde YouTube ve Instagram kullanıyorum sadece. Tanıyor musun TikTok'u? Yani ben mesela çok tanımıyordum. Yani yavaş yavaş tanımaya başladım. Evet. Yani... Peki ne düşünüyorsun, senin şarkına çekiyorlar ya? Çok mutlu oluyorum. Yani bir de şöyle bir durum var şimdi. TikTok'ta ezberlemesi gerekiyor şarkıyı. Tam evet. olarak uyumlu çekebilmesi için. Yani o kadar dinleyiciye ulaşmış olduğunu görmek. Hani tamam biliyorsunuz işte şarkınız atıyorum 100 bin dinlenmiştir, 200 bin, 300 bin. Bu rakamlar önemli. Ama gerçekten o kitleyi gözünüzün önünde bu şarkıyı ezberlemiş olarak görebilmek çok güzel bir duygu. Evet. Yani o izlenme rakamından daha önemli bir şey benim için. Gerçekten söylüyorlar çünkü şarkıyı. Gerçekten dillerine plesenk olmuş gördüğümde çok mutlu oluyorum. Peki şimdi daha çok erken, daha yeni başarının, bu şarkı daha yeni yol almaya başladı ama yeni çalışmaların var mı?
Yani aslında bestem çok fazla var. 700'ü aşkın şu anda. 700 beste mi? Evet. Hepsi peki bu yani beste dediğimiz şey söz mü sadece? Beste. Altında da müziği. Bestelenmiş halde. Peki sen yaparken şarkıyla birlikte mi çıkıyor sözler sende yani, de? Yani evet şu şekilde. Nereye neden nasıl kime gidip yok yolum yordamım ben öleyim. Geliyor bu şekilde. Yanına hiç ses eğitimi olmadan ne kadar. Bir de şöyle çok daha yenisin. Yaşın da daha hani genç. Hemen nasıl böyle güzel bir ses değil mi? Annen sesi nasıldı veya babanın sesi mi güzeldi? Annem daha çok Türk sanat müziği söylüyordu. Ama sende de o nameler var. Almışsın. Evet, name çok var zaten. Biraz o zaman canlı alalım mı senden bu şarkıyı? Tabii olur. Tamam. Nakaratı söyleyeyim o zaman. Tabii. Tamam. Nakarat. Nereye neden nasıl kime gideyim? Yok yolum yordamım ben öleyim. Kimsesiz, çaresiz, aşksız kaldım. Kime nasıl neden yalan söyleyeyim? Terk edip de gittim idim. Kördüğüm olmuşken kalbim parçalandı yüreğim. Nereye neden nasıl kime gideyim? Yok yolum yordamım ben öleyim. Kimsesiz, çaresiz, aşksız kaldım. Kime nasıl neden yalan söyleyeyim? Terk edip de gittim idim. Kördüğüm olmuşken kalbim parçalandı yüreğim. Bu şekilde. Vallahi kocaman alkış. Hayalin var mı? Hayalim var şu müzik dünyasında, şöyle bir hayalim var. Yani hayalim aslında başarılı şarkılar yapabilmek. Yani bunu başkaları da okuyabilir, ben de okuyabilirim ama genelde okumak olarak da mesela kendi bestelerim üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü bizim aslında Erkan Bey'le buluşmamız da o şekilde olmuştu. O yazım çok dikkatini çekmiş. Şey dedim ben, sesime güvenmiyorum ama bestelerime çok güveniyorum demiştim ona. Ve gerçekten hala bu düşüncem devam ediyor. Bestelerime çok güveniyorum. Yok, sesine de güven. Ya. Yok, sesine de güven. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Peki zeytin soğanı söyleyecek misin? Söylemek ister Tabii, misin? Tabii. Söyleyebilirim. Sana bırakıyorum yani. Tamam. Çizildi damlalarım yağmurundayım aşkın. Odam buruk kırık sol yanım ince ince dökülüyor. Ekmek aldım çay koyar mısın? Zeytin soğan bir de sen varsın. Üşüyor gözyaşlarım. Sanki hep yanımdasın. Peki son olarak neler söylemek istersin? Dinleyenlerimize mi? Bana söylemek istiyorsan bir şey söyle. Bu arada sizi çok enerjik buluyorum. Çok sağ ol, yani teşekkür YouTube ederim. YouTube programınızı açıp izlerken gerçekten çok ciddiyim bu konuda. Sevdiğim bir sanatçı da gelmiş olabilir. Onun işin ayrı bir kısmı ama onun için de açıp dinlerim ama sizin için dinliyorum. Sağ ol. Çok Çünkü çok enerjiksiniz. Çok sağ ol. Yani beni evet. kalbimden vurdun. Çok ya, teşekkür bu ederim. Bu enerjinin geçmesi bana çok önemli. Çok sağ ol. Gerçekten o karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Dinleyenlerine. Buradan çok selam göndermek istiyorum. Yeni projelerim var mı? Konserler var mı? Haber vereceğiz, duyuracağız. Haber vereceğiz, sosyal duyuracağız. Sosyal medya hesaplarımızda. Ama hissediyorum sürprizlerle geleceksin sen. İnşallah. Biz de Müzik Oneri ailesi olarak duyuracağız. En yakın zamanda Ceren, Cennet'i ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar diğer programda abone görüşmek. Abone olmayı unutmayın. Aynen. Abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Evet. Görüşürüz. Değil mi? Tabii ki görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.